hayırlı olsun diyelim yeni dizi. Teşekkür ediyorum. Dijital bir platformda olacak. Evet evet. Yani işte bir süredir onun çekimleri çok yoğun gidiyor. Sabah 6'da gidiyorum. Akşam 7'de çıkıyorum. Saat 9.30 gibi uyuyorum. Bu aralar epey düzenli, çalışkan bir hayatım var. Dijital platformdan da hep bu şekilde bahsederler. Çok kısa ve düzenli bir şekilde çalışma şartları. Öyle mi gerçekten? Yani şöyle aslında olması gereken, çünkü şu an pandemik süreçten dolayı özellikle 12 saate, yani büyük ihtimal onların normal çalışma saatleri de öyledir. Ama zaten şu an olması gereken, bütün setlerde olması gereken o. Çünkü 12 saat çalışmak durumundalar ki, çünkü bağışıklık düşmesin, ekipte çalışan herkes iyi uyuyabilsin, iyi beslenebilsin. O yüzden zaten 12 saat olması gereken. En başta çok eleştirilmişti pandemi başlarında setler dursun şeklinde. Şu evet, anda nasıl ilerliyor, nasıl önlemler alınıyor? Onlardan da bir tanesi benim evet. Bu arada. Ama tabii o dönem süreci bilmiyorduk. Gerçi şu an hani rakamlara bakıldığında sürekli artıyor. Ama yani çok haklısın, o ikilemde ben de çok kalıyorum. Çünkü o zaman evet insanlar sete gitmemeli. Çünkü ne olduğunu bilmiyoruz ve nasıl bulaştığını bilmiyoruzdu. Şu an biraz daha ne yapmamız gerektiğini bildiğimiz, en azından yapımcıların da çok daha tedbirle yaklaştığı bir şey olduğu için şu an güvenli bir şekilde devam ediyoruz. Düzenli testlerimiz yapılıyor. O yüzden böyle biraz daha içimiz rahat. En azından sürekli her 5 dakikada fısfıslanıyoruz. Sürekli el yıkıyoruz. Ve sette zaten maskesiz kimse olmuyor. O yüzden daha temkinli ve şey davranıyoruz, dikkatli davranıyoruz. Peki duyduğumuz kadarıyla temizlikçi bir kadına hayat vereceksiniz. Nasıl bir proje bekliyor bizi? Vallahi çok heyecanla beklediğim, şu an çok heyecanla çektiğim, her gün oh Allah ne kadar güzel diye böyle setten çıktığım bir süreç. Çok bilgi veremiyorum biliyorsunuz. Ama her şey çok yolunda gidiyor. Bakalım inşallah bir an önce çıksın izleyelim. Temizlik yapmayı seviyor muydunuz? Yani ben evet, anneannemle büyüdüğüm için, ona yardım ettiğim için falan hep o yüzden temizliğe elim alışıktır, ama çok temizlik yaptığımı seviyorum. Hadi geçmişken başınız da sağ olsun. Teşekkür ederim. Bu konuda hani çok söylenecek bir şey de yok açıkçası. Yok. Bir şey diyemiyoruz. Zaten girmeyelim de o konuları. Bunun dışında peki neler yapıyorsunuz? Yaz nasıl geçti, bir tatil? Yok yani yaz bir şey olarak geçmedi pandemi zaten. Pandemi süreciydi. Pandemiden hemen sonra çok ciddi bir buçuk aylık bir prova sürecimiz oldu. Provadan sonra zaten çekimler başladı. O yüzden pandemi sonrası çıkışı itibariyle çalışıyorum. O yüzden bir şey yaptım yok. Var mı soru? Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Kırmızı geldiğiniz için de ayrıca teşekkür ederiz. İyi akşamlar.